O halde birinci etabımızın ilk dört harfi lingo kelimesi Şamil Hocam ve Ayşe Hocam için geliyor. Bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi U. Ucuz. U-C-U-Z. Hadi gelsin bakalım. Umut. U-M-U-T. Umut. Umur. U-M-U-R. Deneyelim hocam. Kullanmadığımız... Ufuk. U-F-U-K. Gelsin bakalım Ufuk. Güzel. Gördüğünüz gibi ben özellikle diğer masalara burada dikkat çekmek isterim. Gördüğünüz gibi efendim gayet seri, gayet üretken bir şekilde geldik. Güzel de başladık. Şamil Hocam da inşallah aramıza katılacak. İnşallah. Doğru yerde devreye girecektir eminim. Ama güzel başladık maşallah. O halde hızlarını kesmeyelim Şamil Hocam ve Ayşe Hocam için. Bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. M ile başlar. Mert, M-E-R-T. Deneyelim. Meze, M-E-Z-E. Gelsin hocam. E'nin yerini bulduk. Müze, M-Ü-Z-E. Deneyelim. Müge, M-Ü-G-E. Müge, M-Ü-G-E olabilir mi? Neden olur? Güzel seyrettik hocam. Ben de iyi seyrediyorum. Ben çok memnunum durumdan. Kesinlikle. Bence de öyle olmalısınız. Çok iyi. Güzel. Yani en azından taşırsak kendimizi üçüncü etaba kadar ben olsam hocam hiç böyle dururum. Hiç kendimi bozmam. Harika bir şekilde gidiyoruz maşallah. Hocamın varlığı yetiyor yalnız. Oradan güç alıyorum ben. Hocam vallahi bilmiyoruz da şu ana kadar hocam. O çengel bulmacalar burada kendini gösteriyor gibi. O halde şimdi Şamil Hocam ve Ayşe Hocam için birinci etaptaki son dört harfi lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. İ ile başlar. İnek. İ-N-E-K. Gelsin. İnci. İ-N-E-C-İ. İnci. İnci. İ'nin yerini bulduk. İlmi. İ-L-M-İ. İlmi. Güzel bir deneme. İlgi. İ-L-G-İ. İlgi olabilir mi? Neden olmasın? Tam bahsettiğim nokta burasıydı Şamil Hocam. Sıkıştığı anda devreye girdi. O devreye gireceğim dedi. Çok da güzel bir yerde girdik. Rüzgar gibi geçti filmini hatırlar mısınız? Bu ilk üç soru bizim için öyle geçti. Çok da güzel oldu. 3000 liraya geldik bile. O halde hocalarımın yine hızlarını kesmiyorum. Ve birinci etaptaki 8 harfli puzzle kelimeyle devam edeceğiz. Burada... Hep yaptığım gibi diğer masalarımıza da şu hatırlatmayı yapayım. Evet kelimeyi yakaladığımız anda butona basıp süreyi durduracağız ama bazen birkaç tane harf çıkması işimize gelebiliyor. O masterlarda, mekmaklarda bazen sorun yaşayabiliyoruz. Çok emin olana kadar bazen bir iki tane harf açılmasını beklemek iyi olabilir. Bu hatırlatmayı yapmış olayım efendim. Ve şimdi Şamil Hocamız ve Ayşe Hocamız için birinci etaptaki 8 harfli puzzle kelimemiz ekrana geliyor. İpucu cümlemiz tam da şöyleymiş. Buyursunlar. Öğretim programı demişiz. M ile başlar. Müfredat. Müfredat mıdır? Neden olmaz? Günlük hayatınızda pek karşılaşmadığınız bu kelime için biraz zorlanmış olabilirsiniz. Evet ama... kesinlikle. Evet. Hay Allah. İnşallah zor bir yerden sormamışızdır. Yok. Ama efendim bazı kelimeler var dilimin ucunda söylemekten çekiniyorum yarışmada çıkabilir diye. Müfredat onlardan biriydi. 1800'e daha eklemiş olduk. Çok güzel oldu. Ben o yüzden şimdiden biliyorsunuz bazen bir hata olduğunu da iliştiriyorum ama şu nazar boncuğunu kusursuz bir şekilde gittiğimiz için masanıza iliştiriyorum. Teşekkür ederiz. Yasemin hocamız ve Elif hocamız için birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Sizlere bol şanslar diliyorum. Sağ ol. Buyursunlar. K. Kale. K-A-L-E. Hadi başlayalım. Güzel. Kese. K-E-S-E. Gelsin bakalım.
Kene. Kodlayalım K-E-N-E. Gelsin bakalım. Ne kullanmadık? Kime. K-I-M-E. Kime? Galiba sözlükte o şekilde geçmiyordu hocam. Evet. Hiç aklımıza gelmedi. Biliyorsunuz tabii ki böyle bir kelimemiz var muhakkak. Evet. Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde geçtiği gibi kullanmamız gerekiyor kelimeleri. Evet. Köşeymiş kelimemiz. Bence zaten diğer masalara da şöyle bir hatırlatma yapayım. Bazen o çıkan harflere takılmayıp yeni kelimeler türetmek de işimize yarayabilir. Evet, evet. Takalım. Biz efendim bunu hemen birinci etapın nazar boncuğu olarak şöyle hocam size bir tane veriyorum ama siz onu bütün okula dağıtırsınız diye düşünüyorum hocam. Bir nazar boncuğu şu anda iliştiriyorum. Hemen ikinci soruyla telafi edelim bunu. Tamam. Buyursunlar o zaman Yasemin hocamız ve Elif hocamız için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? H ile başlar. Hata. H-A-T-A. Hata, deneyelim. Heba. H-E-B-A. Heba gelsin bakalım. Hiza. H-I-Z-A. Güzel bir deneme olabilir mi? Maalesef değilmiş. Ne kullanmadık? Ben de yaklaşamadım. İnanmıyorum. Efendim bugünlük bizlerden bu kadar. Lingo Türkiye'nin bir İnanmıyorum. Bu değil artık. Ben de yakalamadım. Var mıydı yakalayan? Vardı. Var mıydı bayağı. Hocam? Çünkü kimse yakalamadıysa dükkanı kapatalım hocam şu anda o. Ama yani. Hiç gelmedi. Evet gerçekten. O'yu oraya yerleştiremedik ama ufak bir talihsizlik diyelim. İnşallah. Çok büyük. Hocam şimdi burası benim tam sorumluluk aldığım yerdir. O sorumluluğu alıyorum. Yasemin hocamız için ve Elif hocamız için bu etapta ilk doğru cevap verdiğimiz kelime geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. Söz verdik artık bulmamız lazım. Yani. Buyursunlar gelsin. Y ile başlar. Yalı. Y-A-L-I. Deneyelim. Bir A var ama nerede? Yeni. Y-E-N-İ. Deneyelim. Çok güzel. Yardım eder mi bize? Maalesef. Yasa. Y-A-S-A. Gelsin hocam. Kullanmadığımız sesli harf ne var şu an? Ama bir şey türetelim varsa. Yama. Y-A-M-A. A-M-A. Gelsin bakalım. Hayır. Hocam son hakkımız. Yara. Y-A-R-A. Yara olamayacaktı. Yuvay mı acaba diye düşünüyordum. Acaba biz yapamıyormuşuz. Nazar boncuğu. Hocam bunu bir konuşalım mı? Yani herhalde yapamıyoruz. Hep başı ve sonunu bulabiliyoruz. Bize neden oldu? Sadece başını. Evet o bir sonunu yakaladı. Yani evet orada bir var. Evet yani takıldım. Efendim bir yuva kelimesi burada. Yani bir U yani. U evet. Yokmuş bizde. İkinci etapta bunu kesinlikle toparlayacağız. Şimdi şu puzzle kelimeyi güzel bir yerde hatasız yapalım. Çünkü hocam buna ihtiyacımız var. Evet. Yapacağız efendim. Şimdi Yasemin hocamız ve Elif hocamız için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış. Bir toplumun geleceğini şekillendiren gizli kahramanların mesleği demişiz. Öğretmen. Biz buraya çok zorlu yollardan geldik. Harikasınız. Gerçekten harikasınız. Şimdi biz bu 2000 lirayı kasaya koymuş olduk bu güzel aman, oldu. Aman evet. Hocam bir başlangıçtır. Yani. Çok kötü bir başlangıç oldu. Olsun. Çağla hocamız ve Onur hocamız için birinci etabın ilk dört harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. S ile başlar. Seri. S-E-R-I. Gelsin. Sıra. S-I-R-A. Hemen deneyelim. A var ama orada değil hocam. Türetelim. Sarı.
S-A-R-I. Gelsin, süreyi tazelemiş oluruz. Saat. S-A-A-T. Saat de deneyelim. Hocam, son hakkımız. Star, S-T-A-R. Star, keşke denemeseydik. Çünkü orada bir R'miz zaten vardı ama... Stajmış efendim. Nazar boncuğu. Gördüğünüz gibi Yasemin hocam artık köyde ufak bir yönetime el koyuyor gibi. Hocam, nazar boncuklarını gönderiyorum. Hemen bir zahmet. Hemen efendim, zümredir neticede. Şöyle nazar boncuğumuzu iliştiriyorum. Olur hocam. Lütfen eksik gördüğümüz yerlerde müdahalede bulunalım. Şimdi ikinci soruyla beraber toparlayacağımızı umuyorum. Efendim Çağla hocam ve Onur hocam için. Birinci etabın ikinci dört harfi lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. F ile başlar. Fani, F-A-N-I. Gelsin. Fiil, F-I-İ-L. Fiil olabilir mi? Güzel, bildiğimiz yerden. Evet. Hadi o zaman Çağla hocamız ve Onur hocamız için bu etaptaki son dört harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? V ile başlıyoruz. Veli. V-E-L-I. Öğrenciler kadar en azından hayatınızın içinde olan veliler... Bazen galiba veliler, hocalar öğrencilerden zor oluyor. Bazen yani, öyle olabiliyor. Ben yani. En azından kendi deneyimlerimden görüyorum. Hocam siz bir şey söylemeyin burada. Ama çok önemli. Çünkü oradaki eğitim aslında okulda da evde de devam ediyor gibi... O yüzden velilere de çok sorumluluk düşüyor. Biz bu veli cevabıyla birlikte 2000 lira yaptık kasayı. Güzel. Şu puzzle'da da hata yapmayalım. Güzel bir kasamız olsun. Çağla hocamız ve Onur hocamız için bu etaptaki 8 harfli puzzle kelime şu ipucuyla birlikte geliyor efendim. Doğruyu söylemek gerekirse çok kolay soru demişiz. Doğruyu söylemek gerekirse... Açıkçası. Buradan da gelelim. Alayım. Açıkçası. Açıkçası mıdır? Neden olmuyor? Biraz dolan başlı bir yerden geldiği için evet. O kadar da kolay bir soru olmadı bizim için ama 3000 liraya getirmiş olduk kasayı. Güzel bir birinci etap başlangıcı. Yasemin hocamla Elif hocam. Hocam 2000 liramız var. Yani. Biz buradan kurarız bu düzeni. İnşallah hallederiz. İnşallah. Şamil hocam ve Ayşe hocam birazcık... 4800 lirayla evet. Biz buradayız dediler ama ikinci etap bakalım neler gösterecek. O halde efendim bu güzel günde, bu özel bölümde ikinci etapla devam edeceğiz diyelim.